Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü meal çevirilerindeki hata aslında aynı hata Araplarda da var. Yani meale gerek yok. Yanlış anlaşılan bir ayet diyelim. Bu ayet dünyada, Araplarda da aynı bizdeki gibi yanlış çevrilen, Arapçasını okuduğu halde yanlış anlaşılan en net ayet. Yani bana deseniz ki Kur'an'daki en büyük, en göze batan, en çok sırıtan bir numara yanlış çeviri nedir deseniz ben bu derim. Bundan daha net hatalı bir çeviri yok bana göre. Ama yine aynı oranda şiddetle hayır yanlış değil denilen ayet de bu. Bakın birçok ayeti gösterdim elimden geldiği kadar. Hepsi meal. Yani arkamda tam 61 çeşit meal var. 58 taneydi, 61'e çıkarttım meali. Yeni mealler geliyor. Buldukça alıyorum. Eski ya da yeni. Şimdi nedir bu net çeviri hatası? Şu dostlar. Tövbe suresi 5. ayet. Yani bunun çeviri hatası olduğunu anlamamak için insanın hakikaten kafasına tuğla düşmesi lazım. Bakın ayet ne diyor? Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları altık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Şimdi devamını okumaya bile gerek yok dostlar. Öldürdükten sonra onları yakalayıp hapsedin ne demek? Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Ama ayet devam ediyor. Onları yakalayıp hapsedin. Şimdi burada aklı başında bir insan demez mi? Ölüyü mü hapsedeceğiz? Ölüyü mü yakalayacağız? En sonda öldürün demiyor. En başta öldürün diyor. Haram aylar çıkınca eline bıçağı, silahı alıyorsunuz. Bekliyorsunuz kıyıda, köşede. Nerede bulursanız orada öldürüyorsunuz. Halı sahada, piknikte, yemek yerken, çarşıda, pazarda gezerken. Çünkü Kur'an bütün çağlara hitap ediyor. Meydan savaşında adamı arayacak halin yok. Orası zaten meydan savaşı. Herkes zaten göğüs göğüse. Evet dostlar, nedir fikriniz? Bunun doğru olduğunu kalbiniz onaylıyor mu? Haram aylar bilinen aylar. Onlar o haram aylar çıkınca, savaşmanın yasak olduğu aylar çıkınca, müşrikleri bulduğun yerde öldürüyorsun. Bir, bu Kur'an'ı 10 yerden duvara çarpar. Çünkü Kur'an kesinlikle saldırmayı yasaklamıştır. Haram aylar çıktı, ben gideyim cadı avına. Ben gideyim müşrik avlayayım, kafir avlayayım. Var mı böyle bir dünya? Sen nasıl öldürüyorsun? Bulduğun yerde adamı nasıl öldürüyorsun? Zaten haram aylarda da, normal aylarda da saldıramazsın kardeşim. Bunu daha önce işledik biliyorsunuz. Tekrar anlatayım. Haram aylarda savaşmak yasaktır ayeti manası. İşlemediysem ayet onunla başka bir yerde işlerim inşallah. Havada kalan boş bir söz dostlar. Neden? Çünkü Kur'an zaten saldırmayı yasaklamış. Zaten saldıramaz. Nedir Kur'an'ın ayeti? Saldıranla savaş. Yani savunma savaşı. Birisi sana saldırırsa kendini savunma hakkın var. İlk saldırana savaşabilirsin. Ama sen ilk saldıramazsın. Şimdi haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Nedir Allah aşkına? Allah lillah aşkına ya. Subhanallah. Bir de devamında bakın ne diyor. Onları yakalayıp hapsedin. Eğer her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edicidir. Buradaki namaz zaten namaz değil. Sizin fikirlerinizi onaylarlarsa, desteklerlerse, sizinle aynı şeyi paylaşırlarsa manasında olması lazım. Yoksa adam ölmemek için
namaz kılar. Ölmemek için namaz kılan da münafık olur. Orada kastedilen Allahu alem ritüel namaz değildir. Ritüel namaz için 29 tane ayetimiz var zaten. Buradaki ayete de muhtaç değiliz. Şimdi dostlar, öncelikle lütfen buradaki hatayı görün. Şimdi buradaki hatayı gördükten sonra size doğru çeviriyi veriyorum. Doğru çeviriyi Ali Rıza Safa'nın mealinden buldum. Buyurun. Kutsal aylar sona erince ortaklar koşanları bulduğunuz yerde etkisiz duruma getirin. Şimdi buradaki faktülü fiili, yani katile kökünden gelen bu fiili öldürmek olarak çevirenler, Ali Rıza Safa abimiz burada etkisiz hale getirmek olarak çevirmiş. Bulabildiğim en uygun meal bu. Çünkü çok büyük bir çoğunluk ısrarla yakaladığınız yerde öldürün diyor. Bakın, etkisiz hale getirin nedir? Onların fikirlerini çürütün, ideolojilerini çürütün, düşüncelerini çürütün, onlarla cehd edin, onlara hakikati, doğruyu anlatın, kapsamı genişletebilirsiniz. Ama orada öldürün diyemezsiniz. Eğer öldürürseniz tutuklayın, kuşatın, gözetleme yerlerinde bekleyin. Artık pişmanlık gösterir, namazı dosdoğru kılar ve devam ediyor ayet diğerindeki gibi. O zaman bunu öldürdüğüne yapamazsınız kardeşim. Bakın dostlar, bir de başka bir delil vereyim. Şimdi aynı kelime, birebir aynı kelime Bakara suresi 54. ayette geçiyor. Ve burada yakaladığınız yerde öldürün diye çevirenler Bakara 54'e gelince öldürünü mecaz yapıyorlar. Aynı kelime, onu da şuradan göstereyim. Buyurun. Bu da aynı kelime. Bakara suresi 54. ayet dostlar. Burada yazmıyor ama siz not almak isteyenler not alsın. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak odur. Bakın dostlar, gördünüz mü? İşte buradaki aynı fiil, aynı kökten, aynı her şeyle aynı ve burada gördüğünüz gibi mecaza çevirmişler. Şimdi burada bunu mecaza çevirenler tövbe 5'te ısrarla haram aylar çıkınca müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün diye çevirenler maalesef IŞİD meali yapmış oluyor. Bu Türkçenin problemi değil. Bu Kur'an'ı okuyanların tarihsel hikayelerden etkilenip anladıkları şekil. Adam İslam tarihi diye kendisine anlatılmış hikayelere, savaşlara bakıyor. İşte o seferberlik, savaş halleri, o ordunun sefere çıkması, haram aylar çıkınca gidip istedikleri yerde, istedikleri gibi kafir, müşrik, anlaşmayı bozanlar, öldürme ruhsatı ellerine alıyorlar bu ayet sayesinde. Ve bu ayet sayesinde adamlar istedikleri zaman, istedikleri gibi adam öldürebiliyorlar. Bu Türkçedeki bir hata değil, tekrar ediyorum. Araplar da bu ayeti maalesef böyle anlıyorlar. Aynı ayetin içindeki öldürün dedikten sonra yakalayın, hapsedin, kuşatın kısmını ellerinde makasla kesiyorlar, görmüyorlar. Aynı Haşr 7'deki gibi. Resul size ne veriyorsa alın deyip ganimeti görmeyenler var ya, burada da ayetteki tutarsızlığı saklayabilmek için haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diyor. Ondan sonrasında kimseye göstermiyor. Gösterirse çelişki olacak. Evet dostlar, şimdi geçelim videomuza. Videomuz Ebu Bekir Sefil hocamızın ben çalar ben oynarım tarzında bir videosu. Diyor ki bunu diyor böyle kabul etmek zorundasınız diyor. Peki kabul ettiğimiz neymiş? Buyurun hep beraber dinleyelim. Bakın ne söylüyor. Onlara yetmedi mi?
Ankebut suresi 51. ayet. Dirilerin yaptığı salih amellerin ölülerin ruhuna hediye edilmesi durumunda bu onlara fayda verir. Gördünüz mü dostlar? Siz bir hayır iş yapıyorsunuz. Ölülere hediye veriyorsunuz. Ama onlara faydası oluyor bu hediyenin. Yani erken doğan avantajlı. Neden? Çünkü beynini kiraya veriyorsun. Beyin yamyamlarına beynini servis ediyorsun. Şimdi yaptığım hayır hasanatın ölüye faydası varsa, adam 1000 yıl önce ölmüş, 1000 yıldır adama hayır yapılıyor. Meşhur birisi. Sen de bugün öldün, yarın kıyamet koptu. Adam 1000 yıldır hediye alıyor ya. Senin suçun ne? Geç doğdun. Hani diyor ya türküde, ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın. Yani erken doğan karlı. Ne oldu? Binlerce yıldır yaptığın iyiliklerden ona fayda sağlıyorsun. Bakın bu çok önemli. Hediye ettim, o da vitrine koydu, yok. Fayda sağlıyor. Hakikaten bu adamlar buna inanıyorlar. Ve bakın kantarın topuzu ne kadar kaçmış. Bak şimdi dinleyin. Dirinin okuduğu Kur'an ölüye fayda verir. Bakın dirinin okuduğu Kur'an ölüye fayda verir. Yasin 70 bunların yüzüne ahirette tokat atacak. Yasin 70 diyor ki biz onu diri olanları uyarmak için indirdik. Dirilerin ölülere okuduğu Kur'an ölülere fayda sağlayacak. Bakın bu çok önemli. Fayda sağlayacağına inanıyor. Dirinin yaptığı infak tasadduk ölüye fayda verir. Gördünüz mü? İnfak ve tasadduk, yani lokma döktürün. Siz lokma döktürün, onun terazisine konsun. Parasını sen ver, sen götür, sen dağıt. O yaşarken kafasına göre takılmış ama sen babamın hayrına de götür, babana fayda sağlayacak. Oldu, o da iyi. Onun adına hac yapabilir, umre yap. Onun adına hac yapabilir, umre yapabilir. Nasıl, beğendiniz mi dostlar? Şimdi aynı bu adamlara ben soruyorum. Başkasının yerine namaz kılınır mı? Kılınmaz. Kendileri söylüyorlar. Namaz kılmadan hac yapıyorlar. Adama hacca hediye ediyor, içinde namaz yok. Neden? Çünkü başkasının yerine namaz kılamaz diyen kendileri. Namazsız hac ve ümreyi hediye ediyorlar. Trajikomedi değil mi dostlar? Ama kaynağı ne biliyor musun? Alimler, geçmiş alimler böyle demiş. O zaman sen bunu sorgulayamazsın. Yapabilir, oruç tutabilir. Ya, oruç tutabilir. Sen aç kal, susuz kal, iftarı bekle, ölüye yazılsın. Ne kadar güzel. Ya keşke şey dese, ölünün borcunu ödeyin dese mesela. Borca gelince hiç sahiplenen yok. Namaz kılabilir. Özür dilerim, ben namaz kılamaz diyorlar zannediyordum. Ölünün yerine namaz da kılınabiliyormuş. Bu adam ehli sünnetin farklı bir liginde. Ben de eski bir ehli sünnetim. Normal ehli sünnet inancına göre başkasının yerine namaz kılamazsınız. Ama adam level atlamış. Allahu alem bu deve sidinden kaynaklanabilir. Çünkü deve sidi çok şifalı bir şey. Beyindeki damarları açıyor. O nöronların çalışması farklılaşıyor herhalde. Ve böyle bir cevher çıkıyor ortaya. Deve sidi içmeye devam. Eğer deve sidi içmeye devam ederseniz, yani ölmüş babanızın yerine eşinizle cinsel ilişkiye bile girebilirsiniz der yani. Hiç fark etmez. Ölmüş adam yerine yiyorsun, içiyorsun, hacca gidiyorsun, oruç tutuyorsun, mal dağıtıyorsun, para dağıtıyorsun. Ölmüşün yerine hepsini yapıyorsun. Cima da yap bari. Onun da sevabı oraya gitsin. Yanlış anlamayın dostlar. Bunlar cimaya girmenin ne kadar sevap olduğunu anlatan videoları var. Ölmüşüne daha fazla katkısı olsun diye söylüyorum. Onun yerine ilişkiye de girin. Başka ne var? Bütün ibadatı taati yapabilir ve sevabını ölmüş kişiye hediye edebilir. Gider mi? Gider. Bu konu. Ben en güzeli bu ya. Burasını çok seviyorum. Kendisi sorup kendisi cevaplıyor. Gider mi? Gider. Tamam. Alsana karşına birisini. Caner Taslaman'ı bir daha alsana gider mi diye. Ama onun karşısında
nasıl kıvırıyorlar. Aynı böyle kendi videosu var. Namaz kılmayan öldürülür videosu var. Bu münafıklar karşısına çıktığı zaman yok öyle bir şey dedi ya. Vallahi yok öyle bir şey dedi ya. Yok öyle bir şey dedi. Böyle birebir öldürülür diyor. Adamla beraber stüdyo konuşurken yok öyle bir şey diyor. Vay be. Bunun da mı babası imam acaba? O da iki taifeden çatlak ses çıkıyor günümüzde. İki taife çatlak ses çıkıyormuş. Kimmiş o iki taife? Birisi kendisine selefi diyen bazı kesimler. İkincisi de Kur'an'ı bütün ümmetten daha iyi anladığını iddia eden modernistler. Bu konuda müçtehit imamlarımız da tamamdır, caizdir, gider dedikten sonra kimsenin sözüne kulak asmaya gerek yok. Kafanızı, kalbinizi karıştırmalarına fırsat vermeyin. Hadise kısaca budur. Gördünüz mü dostlar? Ne diyor biliyor musun? Kafanızı karıştırmayın diyor. Diyor bizden önceki alimler diyor gider demişti. Konu kapandı diyor. Gider mi gider diyor. Delilin ne? Bizden önceki alimler. Bizden önceki alimler gider demiş. Tamam bitti o zaman. Gider mi gider. Elinde var mı bir ayet? Hiç kimsenin, hiç kimseye zerre miktar faydasının olmayacağı günden Allah'a sığın. Biliyor musunuz bu ayet? İnfitar 17, 18, 19. Hiç kimsenin, hiç kimseye zerre miktar faydasının olmayacağı gün. Bu sadece 19. ayet. 17 ve 18. ayet birbirinin aynısıdır. Son saat nedir? Son saat bilir misin? Ve bir daha söylüyorum. Son saat nedir? Son saat bilir misin? Hiç kimsenin, hiç kimseye zerre miktar faydasının olmadığı gün. Ya. Ya. Ama maşallah adamların yani ölmüşlerini uçana, kaçana her şeylere gidiyor ve fayda sağlıyor. Yani normalde bunlar şöyle derler. Ya hediye ediyor. Bunda ne zarar var ki? Hediye ediyor. Hediye ediyor. Ama adam diyor ki fayda sağlar diyor ya. Fayda sağlar diyor. Fayda. Şimdi amel defteri kapanır mı kapanmaz mı? Kapanmaz. Üç tane madde var. Neydi bu üç madde? Hayırlı evlat, cami çeşme, bir de neydi? Hayırlı evlat, cami çeşme, bir şey daha vardı ya. Hayırlı evlat, cami çeşme bir şey daha vardı şu anda aklıma geldi. Üç şey yapanın amel defteri kapanmaz. Biri cami, biri çeşme, biri de hayırlı evlat herhalde. Biri cami, ibadethane, bir de çeşme, şadırvan, şubuf yaptıran, öteki de hayırlı evlat. Siz kendi hadisinizi ezdiniz geçtiniz ya. Şimdi bak cami yaptırmıyor. Hayırlı evlat bırakmıyor. Çeşme de yaptırmıyor. Ne yapıyor? Hacca gitti. Oruç tuttu. Yine faydası oluyor. Ne oldu? İnfak yaptı. Yine faydası oluyor. Yani üç diyorsunuz, ona da iman etmiyorsunuz. Amel defterini kapatmayan üç şey vardır hadisine de ihanet ediyorsunuz. Kendisi söylüyor. Bu yaptıkları ölüye faydası var diyor. Bu yaptıklarının ölüye faydası varsa hani sadece üç maddeydi ölüye faydası olan şey? Cami, çeşme, hayırlı evlat. Hani üçtü? Ne oldu? İnfak etmenin de faydası varmış. Lokma döktürmenin de faydası varmış ölüye. Ya hakikaten ilginç insanlar. Bunlar da hadis üretme fabrikası full çalıştığı için dostlar üretirler. Neden? Çünkü alimler demiş. Alimler dediyse konu kapanmıştır. Susun ve kabul edin. Alimler demiş. Bir de şu alimlerin adını öğrenseydik. Neyse inşallah onu da başka videoda. Düşünmenizi vakfetmenizi ümit ediyoruz dostlar.